Ve geldik 3. güne. Bugün biraz crunch yapalım. 100 tane evet zorlayabilir. Yine boynu ağrıyanlar hiçbir şekilde zorlamayacaklar. Başımızı bu şekilde öne itmek yok. Her zaman başıma vurgamın devamı şeklinde gidiyor. Bakışlar hep yukarıda olacak, tamam mı? Hadi bakalım başlayalım şöyle. Isınmayı ihmal etmiyoruz. Her zaman söylüyorum. Bu şekilde ayaklarım yerde kalacak. Fazla zorlamamak adına hepimiz yapabilelim diye. Hamileler nasıl yapabilir? Hamileler aynı hareketi bu şekilde yapabilirler. Tamam. Bizler bu şekilde, şu şekilde yapacağız. Başlayacağız. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Al nefes verirken. Evet. Başını yukarıya doğru kaldır. 2. Bunu yaparken gücünü başından alma. Karnını sık. Al nefes verirken. 5. Güzel. Karnını sıkarak. 6. Bakın bakışlar hep yukarıda. Boynum yukarıda. 7. Çok süper. 8. Başımı elimle destekleyebilirim. 9. Evet, böyle daha rahat oluyor. 10. Başının ağırlığını taşı sadece. Boynunu sıkmadığından emin ol. Bakışlar yukarıda. 12. Çok güzel. 13. Ve 14. 15. Karnını sık. Üst karnının yandığını hisset. 17. Evet. 18. Bu egzersizler karnınızı güzelce güçlendirsin. 19. 20. Süpersin. 21 ve 22, 23, 24, çok iyi, 25, 26, 27, yanmaya başladık çok hafif, 28, evet, boynumu bu şekilde ittirip çok kalkmaya çalışmıyorum, yanlış olandı, 29, daha az da kalkabilirsin, hiç sorun değil, yeter ki gücü karnından al. 30. 31. Süper. 32. Burası yansın. 33. Çok güzel yanıyor. 34. Henüz çok büyük acıya dönüşmedi. 35. 36. Süper gidiyoruz. 37. 38. Artık benim de karın kaslarım çıksın diyenler. 39. Nasıl olacak bu iş? 40. Bir kere karın kaslarının üzerinde yağ olmaması gerekiyor ki o karın çizgileri gözüksün. 42. Yağ olmaması için de düzenli tüm vücut egzersizinin yanı sıra 44. Sağlıklı beslenme ihmal etmememiz gerekiyor. 45. Ne kafamıza göre yaptığımız çok az kalorili diyetler 47 etkili olur. Ne de homili gırtlak her şeyi yemek 49. Sağlıklı ömür boyu yapabileceğimiz güzel dengeli bir beslenme programımızın olması lazım. 52. Belli kuralları öğrenmemiz lazım. 53. 54. Ne zaman karbonhidrat tüketmeliyim? Ne zaman protein? Bunlar önemli. 56. 57. O nedenle bir diyetisyenden yardım almanızda çok büyük fayda var. 59. 60. Güzel. 61. Çok iyi gidiyor. 62. Boynumu asla bastırmıyorum. Boynumda hiçbir ağrı yok. 64. Düzenli tüm vücut egzersizleri için de bana yazabilirsiniz. Instagram'dan da, buradan da. 68. 69. 70. Neden düzenli bir programınız olması gerekiyor? Çünkü hangi sırayla yapacağız ve hangi seviyede yapacağız bu çok önemli. 73. Her hareket herkese uymaz. 75. 76. Özellikle sağlık probleminiz varsa çok 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 dikkatli olmanız lazım. 79. 80. Boyun ağrıyanlar dinlenebilir. Hareketi çok daha küçük yapabilirler bu şekilde. 82. Boynunu asla ittirme. Bak böyle bir şey görmeyeceğim. Başın, bakışların hep yukarıda. Çok az kaldı. Dayanabilirsin. 86. Süper. 87. 88. 89. 90. Harikasın. Son 10. Ve 9. 8, yandı, 7, 6, 5, 4,
3 2 1 Son kez yapalım ve bravo, süper. Benle birlikte yapan herkese kocaman alkış. Yarın yine kanalıma bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.